Merhaba, Renan Hanım'ın yayına katılmasını bekliyoruz. 2 dakika kadar sürecek. Merhaba. Renan Hanım istek gönderiyor ama yayına kabul edilmiyor bir türlü. Merhaba. 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 Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bu akşam program size kaldı galiba. Evet, çok mutlu oldum ben de. Güzel güzel. Bir iki tane isim geçti. Mehmet Bey miydi? Mehmet Bey galiba başına bir kaza mı gelmiş, bir şey olmuş. Siz biliyor Bilmiyorum. musunuz? Bilmiyorsunuz. Tamam. Neyse, Yok. orası büyük bir sayfa. Ben de hepinizi tanımıyorum tabii ki. Evet. Evet, Renan bakalım. Hanım, konumuza girmeden önce sizi tanımak istiyoruz. Tanımayan takipçilerimiz de sizi tanımış olurlar. Kendinizden bahsedebilir misiniz bize? Hay Allah. Kendimden bahsedeyim. Ne bahsedeyim? Hangi açıdan bahsedeyim? Şimdi Yani benim birkaç tane ürünüm var yani belki. ilk kez izleyen takipçilerimiz olabilir. Onlar sizi tanısınlar istiyoruz. Tamam. Konumuz gereği ben şunu söyleyeyim. Yayıncıyım. Hem de bu alanda bir yayın evimiz var. Mavi Kalem Yayın Evi. Okültizm, ezoterizm, işte eski kaynaklar, ezoterik kaynaklar, daha yeni işte yorumları falan. Maji, bu tip yayınları, bu tip eserleri Türkçe çeviriyoruz genelde. Kendi kitaplarım da var. Yaklaşık 11-12 tane kitabım var. 20 tane yaklaşık çevirim var. Hep bu alanla ilgili. Bu şekilde bir 15 yıldır falan uğraşıyorum. Yani bu alanda uzun zamandır varım. İnşallah uzun zamanda devam etmeyi düşünüyorum yani. Budur kısaca. Başarılar diliyoruz biz de. Uzun zamandır YouTube videolarınızı, Instagram yayınlarınızı takip ediyoruz biz. Çok seviyoruz, Evet. çok beğenerek izliyoruz. Teşekkürler. Renan Hanım, bugün astral planlar, bedensel varlıklara, bedensiz varlıklar hakkında konuşacağız. Konuya girmeden önce astral seyahat neden önemli? Böyle bir çalışma için neden çaba sarf etmeliyiz? Bundan bahseder misiniz? Doğrudan konuya Evet. girdiniz yani. Tamam. Şimdi astral seyahat neden önemli? Astral seyahatin önce ne olduğunu birazcık anlamamız lazım. Onun için de astral alemin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Ben hemen küçük bir reklam yapacağım. Hani yayın evim var dedim ya. Evet. Şöyle bir isim var. Ders görünüyor ama ben okuyayım. Astral Alem diye. Charles Ledbetter'ın bir kitabı. Burada gayet güzel, net, astral alanı, astral planı anlatan bölümler var. Çünkü kendisi zaten Charles Ledbetter bir teozofisttir ve medyumdur yani. Kendi gözüyle gördüklerini oraya aktarmıştır. Astral alan şöyle bir şey. Bizim fiziksel dünya planımız var ya, fiziksel gerçekliğimiz var. Burada hep maddeyi görüyoruz, yani fiziksel maddeyi görüyoruz. Halbuki her şey fiziksel maddeden ibaret değil. Yani sonuçta duygularımız var, düşüncelerimiz var, onları göremiyoruz. Ama bir şekilde bilim dünyası bunları ölçüyor. İşte beyin titreşimlerinin işte frekanslarıyla ilgili çalışmalar yaptığında, hatta o duygular, düşünceler nerelerde üretiliyor, işte bantları nedir falan filan hepsini inceliyorlar. Yani aslında bunlar var ama göze görünmez. Tamam mı?
Göze görünmez olduğu için bütün insanların hem kişisel hem kolektif olarak duyguların, düşüncelerin toplandığı bir alem var yani. Tabii bizim için, normal insanlar için görünmez oluyor bu astral alem ve astral dünya. Fakat oraya karşı hassasiyeti yüksek psişik insanlar için, medyumlar için ve küçük yaştaki çocuklar için mesela ve bazı zihinsel rahatsızlığı, ruhsal rahatsızlığı olanlar için görünür hale geliyor. Onlar da orayı tanımaya başlıyorlar. Tabii astral seyahat şu açıdan önemli. Astral seyahatte hem psişik insanlar hem de normal, yani bu konularla hiç ilgilenmeyen insanlar o dünyaya göz atabiliyorlar. Aslında seyahat dediğimiz şey oranın gözünün açılmasıdır. Yani orayı görebilme becerisidir. Orayı görebilmeye başladığımızda biz seyahat diyoruz ama aslında seyahat edilen bir yer yok. Sadece daha önce görünmez olan hisler, duygular, düşünceler dünyası görünür olmaya başlıyor. Ve tabii bu çok etkileyici bir şey. Çünkü yeni bir duyu gibi bir şey oluyor. Daha önce fark etmediğiniz bir takım şeyler fark etmeye başlıyorsunuz. Sarsıcı oluyor ilk deneyimler. Kısaca bu yani. Faydası da yani daha önce fark etmediğimiz, bilmediğimiz şeyleri görmeye başlamamız. Aa, dünya bundan ibaret değilmiş. Gerçekten onun dışında bir gerçeklik varmış. Orada da bana ait şunlar şunlar varmış. Bak, ben daha önce bilmiyordum bunları yaptığımı veya biriktirdiğimi. Orada işte ileriki aşamalarda çözümlemeler falan başlıyor. Ama tabii uzun bir süreç orayı tanıma ve orada işte bir şekilde kontrollü olarak hareket edebilme ve tabii ki bir şifalanma sürecine ve majiye doğru ilerliyor yani açıkçası. Peki ilk olarak nereden başlamalı astral yapmak isteyen bir insan? İlk Kitap olarak okuyarak nereden mı, bak? çalışmalara katılarak Şimdi, mı? efendim? Kitap okuyarak mı yoksa çalışmalara katılarak mı olmalı? Yani öncelikle tabii bilgi sahibi olmasında fayda var insanların. Niye? Çünkü gördüklerini görecek tabii bir şeyler ama onları çoğunlukla insanlar yanlış yorumluyorlar. Yani yanlış kanunlara kapılıyorlar. Onun için önceden bilgi edinirse gördüğü şeyleri yorumlayabilir ve böylece kendisi için daha büyük bir fayda elde düşür. Yani değer kadar o deneyim. Sadece gezip görmekle kalmaz. Ayrıca ne gördüğünü anlamaya başlar. Onun için bilgi çok önemli ama bilgiye geldiğimizde tabii bin yılların gelen bir bilgisi var. Psikoloji biliminin henüz oluşmadığı, bilimin henüz pozitif bilimlerin tam olarak oluşmadığı zamanlardan kalan bilgiler olduğu için ve hala onlar sürdüğü için hani bilgilerin bir kısmı da böyle eski referanslara dayandığından dolayı onlar da yanıltabiliyorlar. Yani işte insanlar gördüğü şeyleri hemen böyle farklı farklı kategorilere sokuyorlar. İşte cin mi geldi, yok bilmem ne mi geldi falan diye dolanmaya başlıyorlar. Musallat mı oldum, işte ne bileyim ne oldu bana falan. Ondan dolayı sağlıklı, düzgün kaynaklardan evvela bilgi edinmek gerekiyor. Şimdi yarın YouTube'da, bir reklam daha yapacağım. Tabii. Yarın YouTube'da 4'te Türkiye Astral Deneyimler Araştırması yaptım ben. Onun sonuçlarını yorumlayacağım. Daha henüz paylaşmadım. Oradan bir tane bir şey söyleyeyim size. Deneyimlerin %60'ına yakınında varlık görüsü var. Farklı farklı varlıklar bunlar. Kategorilerini de yaptık. Demektir ki yani oraya çıktığımızda aslında ilk başta yalnız olmadığımızı fark ediyoruz. %60 çok yüksek bir oran. Evet. Bu gördüğümüz varlıklar neyin nesi? Asıl önemli olan bu yani. Neden oradalar? Değil mi? Neden oradalar? Bu konuyu tabii yorumlamak için insanları yarın YouTube kanalıma davet ediyorum. Tabii mutlaka izleyeceğiz kanalımızda yarın. Renil Hanım, bir de astral planlar ve astral katmanlar nelerdir? Astral planın ne olduğunu anlattım. Şimdi astral plan, duygu düşüncelerin toplamı, aslında düşünceler mental diye geçiyor ama şimdi ben burada onları toplayacağım. Çünkü insanların kafasının karışmaması için. Evet. Olabilen bütün duygu, düşünce, kanılar, hisler orada birikiyor. Şimdi bu birikmeler tabii fiziksel gerçeklik gibi düşünmeyin. Orada keskin sınırlar yoktur. Ülke sınırları gibi sınırlar yoktur. Fakat bu duygu ve düşüncelerin toplaşma alanı yüzünden benzer benzeri çekiyor. Orada bir manyetizma kuralı geçerli çünkü. Kendi arasında farklı alanlar oluşuyor. Yani bunlara biz hal de diyoruz aslında. Hal dememiz daha doğru olur ama insanlara bu kavram biraz yabancı olduğu için
alan diyoruz, bölge diyoruz. Böylece farklı farklı bölgeler oluşmaya başlıyor. Bazı bölgeler çok sorunlu ve sorunlu olduklarından dolayı oranın maddesi diyeyim, madde demek zorundayız ki insan zihni böyle anlıyor çünkü, hava gibi dibe çöküyor. Ve ayrışıyor diğerlerinden, yani en sorunlu duygu düşüncelerin olduğu alanlar daha diptedir. Onun için mesela cehennemin katlarından bahsedilir Dante'nin İlahi Komedyası'nda. Değil mi? Cehennemin katları vardır, cennetin de katları vardır. Şimdi bu ağırlık derecesi hafifledikçe, yani bu duygu düşünceler daha relatif, daha iyi hale geldikçe daha hafif bulutlar gibi yukarıda kalıyorlar. Bu şekilde kendi içinde bir katman sistemi var ama katmanların arasında böyle keskin bir geçiş yok. Bizim gördüğümüz yerler, normal insanların diyorum, çünkü normal insanlar görüyorlar, ekseriyetle kendi alanımız oluyor ve kendi alanımıza yakın olan katmanlar. Yani mesela ne bileyim işte biz üçüncü seviyedeysek ağırlık derecesi olarak, yedinci seviyeyi görmemiz çok zor. Çünkü niye? Ağırlık bizi dibe çöker. Anca üçüncü seviyeye kadar kaldırır bizi. Yani uçağımız çok dolu. Onun için yükselemiyor, tamam mı? Yani onun için bu uçaktaki fazla bagajları indirmemiz gerekiyor. Bagajların ne olduğunu söyleyelim mi? Evet, söyleyelim lütfen. Tamam, bagajlar bizim temizlememiz gereken, tamamen bize ait olan etkiler, dışarıdan benimsediğimiz bazı etkiler, travmalar, sorunlarımız, bazı kendimizde fark etmemiz gereken dürüst olmadığımız yönlerimiz, eski yaşanmışlıklar, yani bizde sorun olarak açığa çıkabilecek her şey. Onları temizliyoruz. Önce bir fark ediyoruz. Onun için işte astral deneyimler önemli. Çünkü orada fark ediyoruz. Bakın fiziksel dünyada insan iki yüzlü olabiliyor. Bir şey düşünüyor, bir şey hissediyor. Bambaşka bir yani aktörlük yapıyor. Yani rol yapabiliyor değil mi? Yani siz birisinden nefret edersiniz ama yüzüne gülümseyebilirsiniz. Onun için fiziksel dünya biraz yanıltıcı bizim için. Yani insanlara bakarak hemen anlayamıyoruz. Eğer empatimiz çok yüksek değilse, okumamız çok yüksek değilse. Ama işte astral dünyada bunu yapamıyorsunuz. Çünkü orası duyguların dünyası. Onun önüne bir şey geçemiyor. Hislerin dünyası. Onun için oraya gözümüz açıldığında neyse onu görüyoruz. Ve kendimiz de neyse onu görüyoruz. Yani çünkü insan kendisine de çok yalan söylüyor. Ben iyiyim işte, ben yok bonkörüm, ben çok ne bileyim erdemliyim falan, ama astralde kendisini bir aynada gördüğünde bambaşka bir şey çıkıyor. Diyor ki bu nereden çıktı? İşte sen olsun aslında. Yani bu yüzleşmeleri orada yapmamız çok önemli bizim için. Ve eğer hoşumuza gitmiyorsa gördüğümüz şey, onu değiştirmeye doğru gitmemiz gerekiyor. Çünkü işte o bizi diğer katmanlara, asıl gitmemiz gereken yerlere gitmemizi önleyen şeydir. Bu yüzleşmeleri yapmamak, kaçmak kendimizden ve onları halletmemek diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Astral planlarda neler yapılabilir? Astral planda yani tabii bu herkes benim gibi yaklaşmak zorunda değil tabii ilk başta. Yani ilk deneyimlerin çoğu, yine %60 oranında, yarın doğru oranı vereceğim ama, kendiliğinden oluyor. Yani hiç insanlar buna uğraşmadan bir bakıyorlar ki başka bir dünyada uyanıyorlar, bilinçleri aktif. Fiziksel bedenlerin uykuda olduğunu biliyorlar ama buna rağmen hareket ediyorlar. Hatta çoğuna uçma eşlik ediyor. Bundan dolayı ilk başta çok büyük böyle bir vecd veya işte coşku, mutluluk hissi oluyor. Bazen de korku oluyor ama korku tamamen bilinmemezlikten kaynaklanıyor. Yani şimdi başıma ne geldi falan, öldüm mü diye düşünüyor çoğu kişi. Sonra ölmediğini anlıyor. İlk başlarda tabii orayı tanımak gerekiyor. Yani nasıl bir yer burası, ne yapabilirim burada falan. Ve çok fazla imkan tanıyor. Yani dünyada yapamadığınız birçok şeyi orada yapabiliyorsunuz. Çünkü fiziksel maddenin engelleri yok. Yani ne yapmak isterseniz, gücünüz yettiği kadar işte duvarlardan geçebilirsiniz, başka şehre gidebilirsiniz. Başka insanların zihinsel, duygusal alanına girip ne düşünüyorlar, ne hissediyorlar diye bakabilirsiniz. Geçmişe gidebilirsiniz, geleceğe gidebilirsiniz. Astral'in öyle bir özelliği var ki, orası su elementine ait. 4 tane element var biliyorsunuz. Su elementi de aynadır işte. Aynı, her şeyi gösteriyor. Yani dipte olanlarını da gösterebilir, yukarıda olanları da yansıtır. Ondan sonra
gelecekte olanları da yansıtabilir. Onun için mesela gelecekle ilgili bilgiyi de oradan çok rahat alabiliyoruz. Yorumlamak gerekiyor tabii, sadece almak değil. Evet, doğru, yorumlamak önemli. Evet, çünkü orada sembolizma çok yüksek. Neden sembolizma yüksek? Çünkü fiziksel dil orada çok zayıf kalıyor bize. Yani konuşabildiğimiz zamanlar çok azdır. Daha çok görürüz. Gördüğümüz şeyler de işte zihnin bize göstermeye çalıştığı şeyler oluyor. Onlar da genelde bir takım semboller şeklinde oluyor. Onun için burada herkes kendisiyle çalışmaya başlıyor. Yani benim zihnimde hangi semboller var, hangi kolektif semboller, hangi kişisel semboller, hangi arketipler var diye böyle yavaş yavaş kendini öğrenmeye doğru gitmesi gerekiyor. Ki gördükleri anlam kazansın. Öyle yani. Eğlence içinde başlanabilir. O Peki. eğlence bir yere kadar gider. Çok Sonra teşekkür daha ciddi ederim. şeyler başlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Astral planların ne gibi zararları olabilir? Astral planın zararı. Astral planın tabii zararı şöyle olabilir. Takıntı halinde yaptığınız her şey zararlıdır. Hangi alanda olursa olsun. Yani illa sürekli işte bu alana geçmek istiyorum, işte dünya beni kesmiyor diye düşünen insanlar olabiliyor. Ben onları yüzlerinden tanıyorum yani. Şey oluyor böyle, 2-3 defa yaşayanlar bir daha eğer aynı şeyi deneyimleyemezlerse böyle hüzünlü falan oluyorlar. Yani sanki çok büyük bir şey kaybetmişler gibi. Niye? Çünkü gerçekten çok çarpıcı orası. Sonra dünyaya uyumlanmakta zorlanmaya başlayanlar oluyor. Böyle bir zararı olabilir. Takıntı olursa her şeyde olduğu gibi Evet. zararlı oluyor. Yani zararlı oluyor derken bu tabii kişiden kişiye değişiyor. Sonradan aynı hissi yakalamak için bazı maddelere başvuranlar oluyor. İşte orada çok büyük sorun olur. Çünkü maddeler oraya götürmemeli bize. Anlatabildim mi? Çünkü orada tamamen sanrısal bir aleme giriyoruz. Bir takım işte doğal olmayan yöntemler kullanıldığı zaman ve gördüklerimiz de yani kontrolü de olmadığı için çok bir işimize yaramıyor açıkçası. Yani doğruluğundan da emin olamayabiliriz. Yok, olamayabiliriz. Genelde zaten bilinçaltı alanlarına gidiliyor. Yani hasta kadar öyle bir şey yaşayan varsa yine bir fırsattır kendisini görmesi açısından, ama yönteme bağımlılık gelişiyordu. Çünkü beyin onu istemeye başlıyor. Yani aynı deneyimi yaşamak için bir defa daha fazla madde isteyecek falan. En son bu insanlar tükeniyorlar yani. Yani ne daha bilge oluyorlar, ne daha güçlü oluyorlar. İradeleri zaten mahvoluyor. Bu da bir majisyenin son yapacağı şeydir açıkçası. Ondan dolayı hani zararları böyle bir şey olabilir. Anlıyorum. Peki bir sonraki sorumuza geçelim. En kolay Geçelim. astral seyahat nasıl yapılır? Teknikleri nelerdir? Üçüncü reklam. Evet, çok güzel. Hazırlandım ben. Niye hazırlandım? Çünkü bunları yazdım şimdi. Tabii üçüncü baskı yaptı kitap. Güncelliyoruz da her baskıda. Yani var, metotlar var. Parmak sayma, ne bileyim işte bir takım imajinatif yöntemler var. Kendi havada görme, işte bir ip de tırmandığını görme, merdiven çıktığını imajine etme, niyet etme, kendini sabah veya işte farklı saatlerde uyandırma gibi farklı farklı teknikler var. Bu konuda ben şunu söylemek istiyorum. Yani 3-5 kere denediniz. O teknik, bu teknik denediniz. Daha fazla zaten çabalamaya gerek yok. Çünkü neden? İnsanın eğer astral deneyim yaşayacağı varsa, yani hazırsa buna, artık gerekliyse, lüzumluysa mesela iyileşmesi için en başta 2-3 denemede de oluyor. Yani 100 kere deneyip de olmuyorsa bir kenara atsın. Muhtemelen hiç beklemediği zaman olacak. Çünkü niyetini koymuş oluyor önceden. Ama zaten 2-3 tane yöntem denedi. Daha 10 tane de yöntem denese olmayacaktır. Onun için yöntemlerden ziyade insanın hazırlık durumu önemli burada. Acaba gerçekten istiyor mu? Yani çünkü bazı insanlar hani ben bunu yaşayayım diyor ama korkuyorlar. Bir tarafları istiyor, bir tarafları istemiyor. Onun için de kendine izin vermiyorlar. Diğer bazıları çok fazla gerginlik yapıyorlar. Yani sanki hayatın en büyük meselesiymiş gibi davranıyorlar. Onlar da stres yüklüyorlar. Stres yüklediğiniz her şey sizden kaçar. Mesela birisine sürekli tacizkar bir şekilde sevdiğini söylerseniz veya tacizkar ama o istemiyor. Ondan sonra ne oluyor? En sonunda adam veya kadın kaçıyor. Onun gibi oluyor yani, değil mi? Fazla asılmamak gerekiyor. 2-3 tane yöntem denedikten sonra bırakmak gerekiyor bence. Belli bir süre sonra zaten tekrar bakılabilir. Çünkü
insanın bir hazırlık durumu var dediğim. Yani bazıları çok daha erken yaşlarda yaşıyorlar ama bu tip yaşantıların çoğu da sadece eğlence amaçlı değil dediğim gibi. İlk başta tabii bu şekilde algılanabilir ama aslında kendi çözmek için başlıyorlar. Çünkü uyanış dediğimiz şey böyle bir şey yani. Uyanıyoruz. Ne uyanıyoruz? Farklı bir gerçekliğe uyanıyoruz, değil mi? Evet. Yani bizim tekamülümüzün, gelişmemizin bir safhasıdır. Doğal bir safhası. İşte eskiler çok bu konuda vakıflarmış biliyorsunuz. Şimdi daha modern tarzları var falan. Evet, buyurun. Bir sonraki sorumuza geçelim. Astral varlıklardan kaçınmalı mıyız? Astral varlıklardan kaçınmamalıyız. Zaten onları görelim diye görüyoruzdur muhtemelen orayı. Yani astral varlıklar dediğimiz şey, yani çok net size söylüyorum, yıllardır bu konuyu inceliyorum. Kendinde varlık olduğunu söyleyen yüzlerce kişiyle görüştüm. Tabii varlık diye tarif edilen şeyler genellikle kendinde yabancılaştırılan ya da dışsallaştıran bir takım travmalar, sorunlar, yaşanmışlıklar oluyor. Varlık formunu alıyor. Niye? Kendi derdini anlatmaya çalışıyor. Yani bende bir şey var diyor. Onun için tabii ki onlardan kaçmak ne oluyor? Kendi sorunundan kaçmak oluyor. Onun için onlardan zarar görmeyiz. Zaten onlar orada. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi sizin evinizde bir köpek girmiş mesela, dışarıdan bir köpek gelmiş. Ama köpeğin sahibi siz olmuşsunuz bir şekilde, tamam mı? Gözünüzü kapatıyorsunuz, köpek yok zannediyorsunuz. Halbuki orada yani. Bir zahmet gözünüz açıldığında neden orada olduğunu görün, neden orada olduğunu anlayın. Ne istiyor sizden? Bakmanızı istiyor, değil mi? Yani o, çünkü sahibi siz olmuşsunuz. Onun için de izlememiz gereken yol bu varlıkları tanımak. Bu varlıklar kesinlikle uzaylı değil. Tamam mı? Evet. Kesinlikle reptilyen değil. Değil. Çünkü ben böyle insanlarla da görüştüm. Şimdi bu tip konulardan bahsedenlerin size eksiğini söyleyeyim. Onların medyumik görüsü yok. Yani insan diyor ki bende bir varlık var. Cin veya modern artık. Hani cin demode olduğu için, tamam mı? Ona artık reptilyen falan diyorlar. Daha hoş. Daha Kulağa çarpıcı. geliyorum. Tamam mı? Gençleri daha çok yakalıyor filmlerden dolayı. Fakat kişinin beyanatına güveniyorlar. Kişi öyle dediyse doğrudur. Medyum gözüyle bak bakalım öyle bir şey mi çıkıyor? Medyum gözüyle baktığında diyorsun ki, aa, sen 4-5 yaşlarında başına ne geldi? Böyle böyle mi oldu diyorsun? Evet diyor. Dedim varlık böyle böyle bir şey söylüyor. Sen şunu yaşamışsın. Doğru diyor. Hani varlıktı? Benim böyle çözümlemelerim var yani. Çok fazla var. Onun için diyebilirim ki çok baskın oranda varlıklar bizimle ilgili çok acil çözüm bekleyen travmalardır, sorunlardır. Çünkü cisimleşiyorlar. Cisimleşmelerinin nedeni sizin onları anlamanız, görmeniz, belki de bir psikolog, psikiyatra ya da işte ne bileyim bu konuları anlayan birine gitmeniz ki hani probleminiz ne varsa çözülsün artık. Çünkü dayanılmaz noktaya gelmiş. Bunlar semptomdur açıkçası. Baktığınızda mesela sürekli varlık tacizlerine maruz kaldığını söyleyen insanların çok büyük bir kısmında takıntılar var, OKB var. Obsesif kompulsifler. Bu bir tesadüf değil. Şimdi zaten yani bir problemleri var aslında, bağırıyorlar beni iyileştir diye. Ama maalesef yeri buldum konuşuyorum. Çok teşekkür ediyorum fırsat Lütfen. için. Çok mutlu oluyoruz. Ama maalesef özellikle medyaya çıkan, sosyal medya işte televizyonda bazı kişiler kesinlikle sorumlu davranmıyorlar. Hem görmüyorlar hem de bu konunun hani hemen şişiriyorlar. Daha da çok şişiriyorlar. Yok öyle uzaylıymış, yok öyle UFO'ymuş, yok öyle cinmiş, yok öyle reptilyanmış falan. Ne oluyor sonucunda? Hangi birine çare bulabiliyorlar? Hiçbirine. Hiçbirine bir çare olmuyor arkadaşlar. Çünkü bu şekilde olmaz çare. Tamam mı? Yani soruna bir isim koyuyorsun. Gidiyor mu? Gitmiyor. Yarın öbür gün birisi de diyecek ki o filanca galaksinin bilmem nesi. Sorun çözülüyor mu? Çözülmüyor. Sadece isim takıyorsunuz. Sorun var, isim takıyorsunuz. Ama onun arkasında ne olduğunu kesinlikle araştırmıyorsunuz. Çünkü işinize gelmiyor. Çünkü görmüyorsunuz. Tamam mı? İnsanlara şey yapıyorsunuz, hani
ne bileyim, geçerli bir konu olduğu için popüler oluyorsunuz. Odur yani olay. Katkı iyileşme namına, şifa namına sıfırdır. Peki, teşekkür ediyorum. Söyleyeceğim buydu. Denizden bir soru geldi şimdi. Astral seyahat kendi imgelerimizle oluşturduğumuz yer midir? Eğer değilse ne düşünürseniz o olur diyorlar. Bu doğru mu? Şimdi şöyle, astral alanda hem kendi imgelerimiz var, hem de astral aynı zamanda kolektifin de olduğu bir yerdir. Yani siz astralde eğer kendi alanınızı kontrol etmeye başlarsanız, yani kendinizi tanımaya başlarsanız, kolektifin alanına doğru adım atıyorsunuz. Bu şey gibidir. Küçük bir çocuk önce kendi evinde dolanır, daha dışarıya çıkması yasaktır. Çünkü dışarıyı, yani öncelikle bir güvenliğini evde sağlaması lazım. Baktı ki ebeveyn evde bir sorun çıkmıyor, çocuk artık yürüyor, bir yere çarpmıyor artık. Ne diyor? Hadi seninle şu sokağa çıkalım, topluma karışalım. İşte astraldeki çocukluk dönemimiz bittiğinde kendi alanımızdan çıkıyoruz, kendi evimizden, odamızdan, kendi kişisel alanımızdan ve dışarıya karışıyoruz. Yani dışarıyla toplumsal ölçekte, gezegensel ve hatta varoluşsal ölçekte bilgi aldığımız yer tabii ki dışarısıdır, kolektif alandır. Onun için her iki alana ait imgeler var tabii ki. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bir soru daha geldi takipçimizden. Hazır cin konusu açılmışken yazmak istedim. Beş duyumuzla algılamamız gerek bence varlıkları. Çünkü somut değillerken bizim kulağımız ve gözümüzle görmemiz saçma olmaz mı? Ve size ezoterik hoca da gördüğü için mutluymuş, sevindiğini söylüyor. Tamam, soruyu tekrar okuyabilir misiniz? Tam anlayamadım. Cin konusu açılmışken yazmak istemiş. Beş duyumuzla algılamamız gerek bence varlıkları. Çünkü somut değillerken bizim kulağımız ve gözümüzle görmemiz saçma olmaz mı? Kulağımızla gözümüzle görüyoruz ama şu anki gözümüzle kulağımızla değil. Yani beş duyumuzla onun için algılayamıyoruz. Biz meditasyon, trans, rüya ve astral deneyimlerde bunları algılıyoruz, görüyoruz, okuyoruz ne olduklarını. Ondan sonra fiziksel bilince döndüğümüzde beynimiz unutmuyor o görüntüleri ve çeviriyor, yorumluyor onları. Onun için tabii ki beş duyuyla kesinlikle görmeyiz. Beş duyuyla işitmeyiz onları. Hissetmememiz gerekiyor zaten. Çünkü eğer ben şu anda size bakarken şuradan bir varlık görürsem, bende problem var demektir, tamam mı? İki dünya birbirine karışıyor. Yani muhtemelen ben rahatsızım. Onun için medyumlar bu şekilde görmezler. Görecekleri bilinç hallerine girerler. O da dediğim gibi meditatif hallerdir, transtır, rüyadır, astral deneyimlerdir. Bu şekilde olur yani. Peki, teşekkür ediyoruz. Diğer sorumuza Astral geçelim. Astral rehberlerden bahseder misiniz? rehberler ilk başlarda fark etmesek de muhtemelen bir astral rehberin yönetiminde oradaki deneyimler başlıyor. Ama nasıl ki mesela bir çocuğa güven aşılamak için veya ne yaptığını görmek için hemen dibinde durmuyoruz da mesela ekmek almaya yolluyoruz ama tek başına gittiğini zannediyor. Halbuki arkadan bakıyoruz ne oluyor diye. Deneyimlerdeki rehberlerde var, genelde var ama karışmıyorlar, gözlemliyorlar. Biz ne yapacağız diye bakıyorlar. Sadece inisiyasyon aşamasına geldiğinizde, yani inisiyasyon nedir? Çok önemli bir bilgi öğretecekleri zaman, bir şey denetecekleri zaman size ya da bir sınava gireceğiniz zaman, o zaman birebir konuşuyorlar ve anlatıyorlar. Bayağı insan gibi size anlatıp öğretiyorlar. Yani burası böyledir, şurası şöyledir. Şundan dolayı kafan karışıyor. Şuna dikkat et. Bunu derler yani. Bu rehberler tabii sınıf sınıftır. Şimdi bu konuyu çok açmak istemiyorum ben. Ama şuradaki kitaplarda var. Yine gösteriyorum. Zaten. Bedensiz Varlıklar kitabında da var. Bir kısmı. En başta fakat bu rehberler çeşitlidir. Yani şunu söylemem lazım ki yani tek tip değil. Nasıl dünyada da tek tip rehber veya öğretmenimiz yoksa değil mi yani? Siz şu liseyi bitirdiğinizde kaç tane öğretmen geçiyor? Onun için rehberler de duruma göre değişir, yerleri değişir. Ya bir kısmı bunların yaşıyor, bir kısmı ölü. Onu söylemek lazım. Yani bir kısmı dünya hayatını tamamlamış, bir kısmı hala yaşıyor. Ah, niyet edelim ki herkesin rehberi gelsin. Evet.
Peki bir sonraki sorumuza geçelim. Majikan çalışmalar yapılabilir mi astral Zaten majikal çalışmalar orada yapılıyor. Majikal çalışmalar başka yerde yapılmaz. Çünkü maji küresi astral küredir. Astral alan majinin alanıdır yani. Neden majinin alanıdır? Çünkü orası yaptırımı olan yer. Yani orası buraya yaptırım uyguluyor. Burası oraya yaptırım uygulamıyor. Onun için tabii ki orada öğreniyoruz neyi, ne yapacağımızı. Ondan dolayı da işte o astral bilince geçmeyi onun için çok istiyoruz ayrıca. Yani bir çalışma yaptığımızda tabii bunun şartları var. Çok basit olduğunu söylemeyeceğim ama temel bir takım kuralları var. Öğrenildiği zaman insan da o kadar geliştiği zaman bir sporcu gibi düşünün. Antrenman yapması lazım yani. Ondan sonra oradan yönetmeye başlıyor. Başlangıçta kendi hayatın. Çünkü kendi hayatını yönetemeyen başkalarını yönetemez. Evet. Peki bir soru geldi takipçimizden. Her rehber iyi ve güvenilir midir? Bize öğreten rehberler iyi ve şey olmalıdır tabii ki gerçekçi olmalı fakat bazen rehber diye sandığımız şeyler rehberimiz değil yani vesvese boyutunda kalabiliyor. Bunun, mesela büyüklük kompleksi yaşayan insanlar var. Nevzat Tarhan der ki hastanelerde sürekli yatan bir Mehdi vardır yani. Bunun gibi bir olay yani. Evet. Ona sorsanız kendisi Mehdi. Tamam mı? Yani bunun gibi büyüklük kompleksi yaşayan, kendini ne bileyim işte mitolojik bir figür zanneden, bir kral zanneden ya da çok acayip rehberlerden, meleklerden vahiy aldığını, rehberlik aldığını zanneden bir sürü insan var. Onlar böyle iyi hissediyorlar. Muhtemelen zaten ezilmiş kişiliklerdir. Ve ondan dolayı da kompense etmeye çalışıyorlar aslında. Tabii biz bu dünyada ayarımızı kaçırmamak için olayların somuta dönüşmesine çok bakıyoruz. Yani eğer bir rehber gelip de size bir şey söylediğinde o dünyada karşılık buluyorsa, yani söylediği şey oluyorsa, çıkıyorsa, sizi doğru yönlendiriyorsa o gerçekten rehberdir. Yok zaten sizin bildiğiniz şeyleri söylüyorsa sizin bilinçaltınızdır yani. Sizin bildiğinizden başka bir şey söylemiyor zaten. İşte madde kullanımında ortaya çıkan bilgiler hep böyle oluyor. Bir bakıyorsun ki 5 yıl önce okumuşsun. Ondan sonra işte o dopaminin salgılanınca veriler hızlı tazeleniyor gibi oluyor. 10 yıl önce okuduğun şeyi sanki yeniymiş gibi sana tekrar satıyor. Kim satıyor? O rehber değil işte, senin bilinçaltın satıyor. Yani rehberin doğru, gerçek hakiki bir rehber olduğunu anlamak için söylediklerinin orijinal mi olduğuna bakıyoruz. Söylediklerinin işe yarar mı olduğuna bakıyoruz. Yoksa bize havadan gazel mi okuyor? Yani şiir okuyacak bir rehbere ne ihtiyacımız var, değil mi? Yani hayatımıza bir katkısı olması lazım veya insanların hayatına. Söylediklerin gerçeğe dönüşüp dönüşmediğine bakıyoruz. Yani 3 yıl önce söylediği bir şey mesela 3 yıl sonrası için doğru oluyor mu? Ben size bir örnek vereyim. 2019 belediye seçimleri vardı. 2017'de astral deneyimde bana işte bir rehber geldi. Dedi ki 2019'daki seçim bana bir soru sor dedi. Ben de 2019 seçimini sordum. Halbuki 2019'da seçim olduğunu bile bilmiyorum. Bakın orada farklı bir kafa işliyor. Meğer belediye seçimi varmış. Haberim bile yok yani takip etmediğim bir şey. Dedim şey AKP, Tayyip dedim birinci mi olacak ikinci mi? Bana iki dedi ben inanmadım. Dedim işaretle göster inanmıyorum dedim. Bana böyle yaptı iki. Ben bunu kitaba yazdım mı yazdım? Sosyal medyaya yazdım mı yazdım. Dedim ki çok acayip bir şey oldu ama inanasım yok yani. Bunu bekleyip göreceğiz. 2 yıl sonra gerçekten bu oldu. Biden seçiminde aynı şeyi yaşadık. Şimdi demek ki bu gelen rehber, bana söyleyen rehber kimse doğru bir rehber. Çünkü doğru bilgi veriyor. Yanıltmıyor insanı. Anlatabiliyor muyum? Güvenilir. Buna göre bir check etme mekanizmamız var. Kendimizi ne yapmamak için? Kaybetmemek için bu alanda. Yoksa biz de Mehdi olur çıkarız yani, değil mi? Peki. Teşekkür ediyorum. Takipçimizden bir soru daha Rica ederim. geldi. Sarkaç yaparak rehberlerle konuşabilir miyiz? Sarkaç yaparak deneyin kendinize. Şimdi insanların bilgi aldığı düzeyler farklı olabiliyor. Yani bazıları sarkaç yaparak tamamen kendi istediği taraftan yönlendirme yapıyor kendine. Mesela duymak istediği cevabı sarkaç veriyor ona. Bazıları bilmek istediği konu başkasıyla ilgiliyse mesela oradan o kişiden bir yönlendirme alıyor sarkaçta. Biraz teknik bir konu bu. Basitçe anlatmaya çalışıyorum.
Bazıları da yüksek rehberden veya kolektiften bilgi alıyor. Yani doğru olup olmadığını, nereden bilgi geldiğini ancak insanın bu tip denemeler, yanılmalar yoluyla öğrenebilir kendisi için. Anladım. Peki teşekkür ediyorum. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz takipinizden gelen. Efsaneler ve mitler astral dünyadan mı geliyor veya oradaki görüntülerden mi şekilleniyor? Çok güzel bir soru bu. Bu soruyu düşüneni tebrik ediyorum. Çünkü çok doğru bir yere parmak basmış. Takipçilerimiz burada. Şunu söylemem lazım. Hiçbir efsane, hiçbir dini hikaye, hiçbir mitos veya sembol insanın ürettiği bir şey değil. Yani oturup tasarladığı, dur ben bir hikaye tasarlayayım dediği bir şey değil. Yani bunlar bizim astral veya rüya. Ama rüya olmayan rüyalar, yani canlı rüyalar dediğimiz vizyon gibi olanlar. Oradan çıkan hikayelerdir. Ondan sonra zaman içinde tabii masallara falan dönüşüyorlar. Ve insana dair dilin dile getiremeyeceği için, yani yazılı kelimelerin yetişemediği çok daha derin gerçekleri bu şekilde bizim zihnimiz bize sunuyor. Rüyalarda, astral deneyimlerde. Ve baktığınızda birçoğu da ortaktır. Çünkü biz ortak bir insanız işte hepimiz, tamam mı? Aynı kromozom sayımız var. Dolayısıyla aynı DNA yapısına sahibiz. Ondan dolayı da hepimizde ortaktır bunlar. Bunlara arketipler ve kolektif semboller diyoruz. Yani şöyle bir durum, daha da net anlaşılsın diye. Bugün, mesela ne bileyim, kıyamet koptu, baştan başladı insanlık diyelim. 10 kişi kaldı, onlar da üredi. Bu 10 kişinin zihnine bütün bunlar tekrar gelecek. Yani aynı masalları, aynı mitosları, aynı efsaneleri yaratacaklar. Çünkü onlar insana ve varoluşa dairdir. Yani nasıl ki biz işte iki ayak, iki kol, bir başla geliyoruz. Bu bilgiyle ruhumuzda geliyoruz ki insan olabilirim yani. Burada kendimizin ne olduğunu bulabilirim diye kodlanmış bir şekilde bu tip daha derin bir mevzu tabii bu şeylere sahibiz. Peki teşekkür ediyoruz. Bir sonraki soruya Rica geçelim takipçinizden gelen. Obsesyon vakalarında kalıcı tedavi mümkün mü? obsesyon vakalarında tabii ki kalıcı tedavi mümkün. İşte obsesyonun sebebini bulunca ki böyle çözümlediğimiz çok vaka var yani. Mesela bir tanesini söyleyeyim, belki izliyordur da burada. Yakın zamanda olduğu için 2-3 hafta önce çok ağır depresyon tanısı konulmuş bir bayan var, bir kadın vardı. 26 yaşında, aslında genç kız hala. Daha çocukluk yaşında ağır depresyon tanısı konulması çok acayip bir şey yani. Daha ilkokulda. Ve tabii seneler süren bir tedavi süreci, en sonunda işte psikiyatrın verdiği ilaçlarla ayakta duruyor. Tamamen kabuğuna çekilmiş bir tip. Dışarıya çıkamıyorlar bu tip insanlar fazla fazla. Şimdi burada bir obsesyondan şüpheleniliyor. Çünkü siz eğer bir hocaya giderseniz işte bu özellikle yani İslami tarzda bir hoca giderseniz size söyleyecekleri tek şey vardır. Sizde büyü var veya musallat var. Hiçbir sizi boş göndermez. Evet. Hiçbir misin demez yani. Mutlaka ya bir cin ya da bir musallat vardır. Ama ne olduğunu söylemez yani. Yani orada bir işlem yapar ve plaseboya bırakır olayı. Yani insan inanırsa düzelir mantığı işliyor onlarda. Ama işte travma çok büyük olduğunda düzelemiyor. Ne oluyor? Temizlenmiş oluyor mu? Hayır. Sizin anlamadığınız bir şey temizlenemiyor yani. Sadece biraz daha bastırılıyor. Bir sonraki sefere kadar bastırılıyor. Bu kıza ne çıktı? Alanda bakıyorum, bir çocuk, çok küçük bir çocuk, annem öldü diye bağırıyor. Ağlıyor ama nasıl için için ağlıyor? Annem öldü diye ağlıyor. Kıza sordum, dedim senin ailende bir anne kaybı falan filan var mı? Yok dedi. Dedim sen bir araştır ya, bir şey var yani. Ya sen dedim terk edilmiş yas acısı çekiyorsun. Neden yas acısı çekiyorsun annen hayattayken? Şimdi o kadar acayip, hipnoza girmiş çıkmamış. Ondan sonra regresyon görmüş çıkmamış. Zaten psikoloğu var, terapi görüyor, yıllardır çıkmamış. Olay şöyle olmuş, annesine gitti sordu. 1 yaşında annesi öğretmen olduğu için onu anneanneye yolluyor. Daha önce bakıcıya yolluyor. Ve sonra anneanneye gidiyor ve çok ağır hastalanıyor. 1 yaşındaki çocuk anneden ayrı görmediği için kendini çok büyük bir travmaya geçiriyor ve bu küçük yaşta hafızaya da kodlanamıyor. Onun için yani annem öldü algısını hatırlayamıyor.
Yani hipnozda da çıkmıyor bu. Çıkmıyor ama alanda var işte. Alanda adeta hala annesi ölen, o anı donduran bir çocuk. Bu musallat değil, bakın. Bu yaşanmışlıktır. Ondan sonra psikoloğuna söyledi. Yani uygun bir dille böyle böyle bir şey yakaladık diye. Yeni öğrendiklerini. Çünkü bilmiyordu da, hatırlamadığı şeyi nasıl bilsin? Annesine sorunca anladı. Ve böyle bir açıklama yapmıştı psikoloğu. Bir yaş civarı olduğu için hatırlamaman gayet doğal. Hipnoza da çıkmayabilir. Şimdi artık bu yoldan o zaman ilerleyelim. Senin yas acını artık giderelim. Yani yas acısı var, düşünebiliyor musun? Bunun gibi işte obsesyonun kalıcı olarak tedavi edilmesi için anlaşılması gerekiyor. Sonra tabii ki 26 yıl bekleyen bir sorun bir günde çözülmüyor sadece anlamakla. Bu işi de biz psikologlara bırakıyoruz, terapistlere bırakıyoruz. Anlıyorum. Yani Bir onlar artık olayı bildikleri için çok daha kolayca halledeceklerdir. sonraki soruya geçiyorum. Astral bedenin farkındalığı sonrası kolektif bir algıya ilerlediğimizi söylemiştiniz. Ve kolektif astral alemlere yolculuk yapılabileceğini de. Pekala, gezegenlerin de kendilerine has bir manyetik alanı bulunmakta. Astralde Mars'ın veya Venüs'ün astral alanına yolculuk yapıp oradan bir şeyler öğrenmek isteyen öğrenci nasıl bir yol izlemeli? Şimdi benim tespitlerimi söyleyeceğim. İnsan bilinci tabii seyahat ediyor. Yani onun için mekan zaman önemli değil ama gittiği yerde bağlanabileceği başka bir bilinç arar. Yani daha doğrusu başka bilinçlerin olduğu yerden bilgiyi alır. Dolayısıyla Mars'ta eğer şu an yaşayan ya da bir vakitler yaşamış bir bilinç varsa, mikrop bile olabilir bu, fark etmez, bir bilinç varsa oradan bilgi çekmesi mümkündür. Ama hiçbir zaman hiçbir şey olmadıysa oraya, ölü bir yere gidemez. Gidemez çünkü projekte oluyor. Bilinçten bilince atlamalar oluyor. Bilinçten bilince bağlanmalar oluyor. Düşünün, iki tane telefon lazım yani. Tek telefonla iş olmuyor. Siz Evet. buradaki telefonsunuz. Birisini aramanız lazım. Yani Mars'ta bir telefon olacak ki siz oraya gidebileceksiniz. Peki, teşekkür Olay bu ederim. yani. Bu benim gözlemim fakat. Yani bu alan tabii hala deneysel bir alan. İşte arkadaşlardan da gelen böyle deneyimler olduğu zaman onları da değerlendiriyoruz. Böyle böyle gelişiyor. Şu ana kadar bulduklarımız bunlar. Peki, daha önce hazırlamış olduğumuz sorulara geçiyoruz. Müzisyenlik çalışmak isteyen birisi ilk olarak neler yapmalı? İlk olarak kendi temizleyecek. Mutlaka temizlik şart. Yoksa yaptığı şey ona dönebilir. Çünkü bilinç altında ters enerjiler oynatacak mekanizmalar varsa sıkıntı olur yani. Dolayısıyla ilk önce kendini tanıyacak. Biz, insan bir kap gibidir böyle. İçinde bir sürü şey taşıyor. O kirli olanlarını bir atacak. Çünkü yeni yemeği koyamaz yani. Yeni yemek de pislenir. Onun için öncelikle bir temizleyecek. Bu temizlik başkasının yapacağı bir şey değildir ona. Tamamen kendisiyle çalışmak zorunda. Yani benim iyi taraflarım ne, kötü taraflarım ne, korkularım ne, zaaflarım ne? Çünkü astralde genelde zaaflar, korkular falan bizi engelliyor. Eğer bunları yapmazsak bize problem olur yani, sıkıntı yapar bize. Onun için temizlikle başlanıyor. Artık temizlik belli bir aşamaya geldiğinde tabii güçlenmeye başlıyoruz. O kap boşaldığı için kirli enerjilerden, kirli bizim neyse onlar artık formlardan, oraya yeni şeyler gelmeye başlıyor. Daha önce yer yoktu ki. Siz buraya kadar doldurmuşsunuz kendinizle. Önce bir kendinizi boşaltmanız lazım orada. Kendiniz boşalınca ne oluyor? Yenileri gelmeye başlıyor. O yeniler tabii ki daha yüksek tesirler olacak. Ondan sonra o tesirler belli bir güç oluyor. Sonra o gücü kanalize etmeniz gerekiyor. Kanalize edecek olan ise sizin iradeniz. Yani en sonda iradeye iş düşüyor. Onun için irade, her tür irade çalışması işe yarıyor bu arada. İradenizi kuvvetlendiren ne varsa onu yapacaksınız. Ve çok küçük şeylerle başlıyor. Mesela hayır diyebilmekle. Şunu söylüyorum ben bizim derslerde, bana gülüyorlar. Diyorum ki sen işe gidiyorsun, patron sana zılgıt atıyor, susuyorsun. Evde çocuğun sana bağırıyor, pısırıyorsun. Kocan seni ne bileyim hakaret ediyor, bir şey demiyorsun. Sen majı çalışması yapamazsın.
Çünkü öyle bir iraden yok. Önce sen kendi kişisel alanını bile kontrol edemiyorsun, düzenleyemiyorsun. Sınırlarını koyamıyorsun. Dışarıyı nasıl kontrol edeceksin sen? Her şey senden başlıyor yani. Sen kontrol edeceksin. Önce kendi kontrol edeceksin. Sonra yakın çevreni, sonra daha uzak çevreni. Yani bizim okültizmde bu kural geçerli. Dıştan içe çalışmaz. Her şey içten dışa doğru çalışır. Yani içi değiştirirsen dışarısı değişir. Benzetmem gerekirse mesela bir denizin içindesiniz. Denizde dalga yaratmak istiyorsunuz. E ne yapacaksınız? Kolunuzu çırpacaksınız. Bakın kolunuzu çırpıyorsunuz. Siz yapıyorsunuz onu. Eğer kolunuzu çırpmazsanız da beklerseniz sizi dışarıdan çarpar. Yani ne oluyor? Oyuncak oluyorsunuz. Gelen dalgalar neyse size çarpıp gidiyor. Yani olay bu özetle. Tabii bu uzun bir yol. Öyle 3 günde, 5 günde olmaz ama bir niyet etmek lazım, bir başlamak lazım. Ondan sonrası geliyor yani. Yeter ki insan gerçekten istesin. Ama temizlikle başlanmalı. Çünkü doğrudan irade çalışmasına başlayanların başı belaya girebiliyor. Niye? Çünkü kötüye çalışan iradeyi de geliştirebilir insan. Kötüye çalışan irade olduğu zaman da önce kendisine zarar verir yani. Budur. Önce kendini yakar insan. Çevresini yakar, çocuklarını yakar, Allah göstermesin. Evet. Doğu Evet. ve Batı majine farkları nelerdir? Doğu ve Batı majisi mi? Batı'da yani, doğuda ve batıda. Ha, şimdi Batı majisi hermetik ve kabalistik maji oluyor. Aslında bizim Havas ilmi de Batı diye geçer. Niye geçer? Çünkü o da Kabala kaynaklı yani. Biliyorsunuz yine bir takım astrolojik tesirlerle çalışıyor, ebcedlerle çalışıyor, onlarla bunlarla çalışıyor. Onun için o da batıya giriyor. Yani daha kesin net kuralları vardı. Doğu majisinde ise genel olarak daha veddi bir tür. Yani çünkü sadece doğu ve batı ayırmak biraz zor oluyor. Çünkü doğuda da çok farklı usuller var, batıda da çok farklı usuller var ama doğu gelenekleri daha şey oluyorlar. Daha kaotik, daha veddi oluyorlar. Yani oradaki böyle çok net belirlenmiş prensipler tam olarak yok. Yani ayinler nasıl desem daha şamanik mesela öyle anlatayım. Daha şamanik tarzda olabiliyor. Ritüeller daha çarpıcı olabiliyor falan. Batı ise batılı insanın kafasından dolayı daha teknik tarzda oluyor. Yani çalışıyorsunuz bayağı matematik, fizik, kimya çalışır gibi orada çalışılıyor. Temel fark bu. Takipçimizden bir soru geldi. Astral tuzaklar var mıdır? Varsa nedir? Astral tuzak. Astral tuzak var, her yerde tuzak var. Orada baştaki tuzak zaten insanın kendi kendine atacağı tuzaktır. Yani onun için temizlik lazım dedik ya mesela işte kompleksleri varsa aşağılık, üstünlük kompleksi, megalomanlık, ne bileyim zayıflık, korkaklık bunların hepsi birer tuzak olarak karşımıza çıkacak ve aşmamız gereken sınavların içine girecek. Tuzaklar var yani var. Ama bunları aşağı aşağı zaten temizleye temizleye teker teker gidiyoruz yani. Tuzaklar bunlar. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Ezoterik ya da okült sistemlerin farkları büyük müdür? Ezoterik ya da okült sistemlerin Farkları büyük müdür? hangi sistemlerin acaba? Çok genellemiş de. Bir saniye tekrar bakayım. Ezoterik veya okült sistemlerinin farkları büyük müdür diye geliyor soru. Çok genel bir soru. Yani aralarında farklar var ama çok temel farklar yok yani. Ezoterizmde, okültizmde genelde şöyle bir şey vardır. İkili bir sistem vardır. Yani bir soyut, mutlak tanrı vardır. Bir de işte onun yarattığı maddenin, zihnin tanrısı falan filan diye bir şey vardır. Onların aralarındaki ilişkiler sonra işte tecelliler nasıl oluyor kat kat kat. Yani birisinde yedili sistem vardır, birisinde onlu, birisinde üçlü, dörtlü falan fark etmiyor ama yani sistem aşağı yukarı aynı. Onun için çok esasta farklar yok. Yani çünkü baktığınızda aslında ezoterik ve okült bile olmasına gerek yok. Dini sistemlerde, ezoterizmde, okültizmde ne der? İyi insan olacaksın der. Israrla iyi insanın üzerine vurgu yapar. Niye? Çünkü birçok şey aslında böyle çözülüyor yani. Birçok şeyin yolu iyi, dürüst, ne bileyim erdemli, topluma hayırlı bir insan olmaktan geçiyor. Yani bu
Yani oyunda farklar var mıdır? Nasıl tercih yapabiliriz alan seçerken? Alan seçerken biraz bana sorarsanız tabii yöneliminiz çok önemli. Yani neye içiniz gidiyorsa bu önemli. Biraz da kökeninize göre bakacaksınız. Yani mesela ailede ağır ne bileyim işte Alevi kültür varsa Aleviler ezoterik bir öğretidir ve şamanik pagan tarafları vardır. Mesela öyle bir tarafa çekilmeniz daha doğru olur. Çünkü sizde bu kodludur zaten. Mayanızda vardır yani. Anlatabildim mi? Yani oradan tutup da daha ne bileyim İskandinavlara gitmenize gerek yok o zaman. Yani aile geçmişiniz, soy geçmişiniz bence daha önem arz ediyor. Türklere baktığımızda da bizim soy geçmişimiz çok sağlam İslamiyet evvelinde. Onun için o tip sistemler bizde daha çok çalışıyor. Daha çok cezbediyor bizi mesela bana sorarsanız. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Maji ile büyüyü ayıran fark nedir? Maji çıkarına çalışmaz. Kendi çıkarına çalışmaz. Temel fark bu. Büyü çıkara çalışır. Nasıl diyeceksiniz maji çıkarına çalışmaz? Maji aslında şeyle ilgilidir. Kendi geliştirmeyle ilgilidir. Kendini geliştiren insan tekamül ediyor. Çünkü tekamül edince de bu gerçekliğe bu şekilde etki ediyor ama kendisi için değil yine de. Yani doğrudan kendi çıkarı hedefi yok. Zaten olmuyor da. Yani sadece kendinizi düşünürseniz zaten majisyen falan olmuyorsunuz. Yani büyücü sıfatında kalıyorsunuz. Ama kendi geliştirince başkalarına katkıları olmaya başlayınca veya sisteme, bütün topluma katkıları olmaya başlayınca veya en azından bir dostuna katkısı olmaya başlayınca bir şekilde kendisinin de gelişimin devam ettiğini görüyor. Yani bu tek başına gidilecek bir yol değil o zaman. Mutlaka birisiyle çalışmak lazım. Mutlaka yani sadece tek başına gittin dağda kapandın, 20 yıl yaşadın, gelişmen imkansız. Ancak o dağda öğrendiklerini başkalarına uygulamaya başlarsan ve niyetin çıkar değilse o zaman ne oluyor? Sen de bir aşama daha atlıyorsun. Bir aşama daha gidiyorsun. Önün daha da açılıyor. Aa bulduklarım sadece bende kalsın. Herkes ne olursa olsun ben devam edeyim dersen işte büyücü şeyine kalıyorsun. Temel farkları bu. Yani bakış açısı farkı var. Birisi yolun devamına olarak veriyor. Birisi ne oluyor? Tesirlere maruz kalıyor aslında. Çünkü majisyen son kanaldır bizde. Yani nasıl desem son kanal? Son kapı. Ulaşabileceğin buradaki son mertebedir. Dolayısıyla oraya bakış atıyor. Diğer öte aleme bakış atıyor ve orayı tanımaya başlıyor. Ve iletişim başlayabiliyor. Büyücünün iletişimi yoktur. O sadece alıcıdır. Oradan ne gelirse hasbelkader onlara maruz kalıyor. Hani bazen iyi şeyler gelir. Hani bazen güzel yağmur yağar çünkü. Ama bazen dolu yağar. Doluyu da taşır üstünde. Yağmuru da taşır üstünde. Marisyen öyle değildir. Bildiği için doludan kaçabilir. Peki bir sonraki sorumuza geçiyorum. Takipçimizden gelen soru. Ağaç neyi sembolize eder okült alanlarda? Ağaç okült alanda değil, bütün öğretilerde yaşam ağacı yani yer ile gök arasındaki bağı sembolize ediyor. Hem makrokozmik açıdan hem mikrokozmik açıdan aynı şeydir. Yani insan olarak yukarısıyla aşağısı arasındaki bağ iken evren olarak da öte alem ile bu alem komple varoluşlar arasındaki bağ yani kökler burası yani kökler diğer taraftadır kabalaya göre ama insanı ele aldığınızda kök ayak oluyor değil mi? Toprak oluyor o zaman. Biraz tersi dönüyor bu iş. Böyle bir şey yaşam ağacı biziz yani aslında. Baş tarafımız kollarımız yukarı uzandığında yüksek katmanları şey yapıyor simgeliyor. Ayağımız yeri simgeliyor. Yeryüzünü simgeliyor. Gövdemiz de arasındaki işte mertebeleri simgeliyor kısaca. Teşekkür ediyorum. Asa da aynı şeydir. Bir asa olduğu zaman mesela bazı asalarda bende mitra asası var. Baktım çentik atmışlar. 7 tane mi? O kaç tane vardı? Oradaki katmanları tıpkı omurgamız gibi üstünde çizmişler mesela. Bizde de var bunlar. Çakralar olarak. Doğru. Takipçimizden bir soru. İnvokasyon ve evokasyon arasındaki fark nedir?
İnvokasyon, evokasyon arasındaki fark, biri celptir, biri davettir. Biri celp ediyor, yani bir varlığı çağırmaya, gelmeye zorluyor. Düşük bir varlıktır bu. Yani şey gibi işte, evde hırsız saklanıyor, sen gel diyorsun hırsıza, bir seni göreyim der gibi. Senden düşük bilinçte, muhtemelen sorunlu olan bir şeydir. Diğeri davet dediğimiz, senden yüksek olan bir varlığı davet etmektir. Aralarında böyle bir fark var. Yani misafir, istenen uzanan bir misafir olarak onu evine davet ediyorsun. Birinde celp ediyorsun, zorluyorsun. Çünkü senden düşük bir bilinçtir. Diğerinde ise yüksek bir bilinç olduğu için onu gelmeye zorlayamazsın. Sana güzel bir ayarını çeker yoksa. Onu davet ediyorsun, lütfen diyorsun yani. Aralarındaki fark bu. Peki bir sonraki soruya geçiyorum takipçimizden gelen. Elementallere çok fazla önem veriliyor. Ezoterik sistemlerde özellikle inisiyenin ilk eğitimi deniliyor. Bu neden, bu ne kadar elementaller, neden elementaller bu kadar önemli? Okuyamadım, kusura bakmayın. Şimdi elementaller, özellikle bu teozofide çok üstüne basa basa işlenmiş bir konu. Dediğim gibi görünmeyen alem, duygular, hisler, düşünceler, İdealar alemi var ya, orada formlar üretildiği için o formlara elemental adını veriyorlar. Tabii duygu ve düşünce elementalleri var, yapayları var, doğalları var falan, bir sürü çeşit var ama onları anlamak, tanımak, ne olduklarını görmek, yani bu eğitimin zaten baş aşaması, dediğim gibi temizlik aşamasına giriyor çünkü. Yani ne oluyor o zaman? Bu varlıklar nedir? Neyin nesidir? Niye oradalar? Niye ben gözümü açtığımda bu kadar şey görmek zorundayım? Değil mi? Yani aslında yoktular, hani bakıyorsun kendi tertemiz sanıyorsun ama bir gözünü açıyorsun ki astralde elementaller var. Onun için zorunlu ilk aşamalardan biridir. Yani bu kap örneğini verdim ya, bu kapta neler varmış ya, aslında burada su yokmuş da bir sürü şey varmış, çorba gibi olmuş. Bunların tanelerini görmek gerekiyor. Ondan dolayı elementallere çok önem veriliyor. Çünkü varlar yani. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Majisyenlikte son nokta hiçlik mertebesi midir? Hangi mertebe? Hiçlik. Hiçlik. Şimdi bu hiçlik kavramı ben şey koyacağım, şerh koyacağım. Hiçlik kavramına kesinlikle şerh koymak istiyorum. Çünkü hiçliği inisiyatik olarak deneyimlemiş bir insanım. Hiç öyle hiçliğe falan karışmayı kimse düşünmesin bence. Çünkü buradaki varlığın donuyor yani. Yani farkındalığın kalsa bile yapabileceğin, gidebileceğin bir yer yok yani. Hiç, her şey hiç. Yani bunu şimdi anlatamayacağım size burada. Anlatmam uzun sürer. Ama hiçlik bizim insan için bence çok arzulanır bir şey değil yani. Neden insan hiç olmak istesin ki? Her şey olsun. Ben de öyle Yani son mertebe derken yani evet, olayların sonu ama orada olmak istiyor musun? Bir sonraki soruyu geçiyorum. Evet, öyle olsun. Rüya ile astral planlar arasındaki temel fark nedir? Rüyaların birçoğu astral plandadır. Özellikle uçtuğunuz bütün rüyalar astral planda geçer. Temel fark, rüyalarda rüya gördüğünü bilmiyorsun. Dolayısıyla yönlendiremiyorsun. Yani sanki başka birisinin yerine yaşıyormuş gibi hissediyorsun halbuki, hatta uyandığında bunlar nasıl oldu, tamamen kontrolsüz yani. Astral deneyimlerde ise tamamen aynı şeyleri de görebilirsin ama kontrol sende, çünkü bilinçlisin, olaylara hakim olmaya çalışıyorsun ve unutman da imkansız o açıdan. Rüyaların birçoğun için unutulurken astral deneyimler unutulamıyor. Niye unutulamıyor? Çünkü bilinçlisin yani, bilinçli olduğun şeyi hemen unutur musun? Zaten sarsılıyorsun farklı geldiği için. Temel farkları bu. Birinde uyanıksın, birinde bilincin bir türlü uyanmıyor. Yani sanki orada başka bir anda başka biri yaşıyormuş gibi hissediliyor rüya. Takipçimizden bir soru gelmiş. Hiç olmak her şey olmak değil midir? Vallahi siz söyleyin, deneyin hiçliği. Hiç olmak her şey olmak değildir. Hiç olunca her şey olmuyorsun bence yani. Yani şimdi bu öyle bir felsefi sorulara doğru gidiyor ki, hani cevabı da var mı yok mu belli değil. Onun için biz ayağımız basacak şekilde ilerleyelim. O hiçlik mertebesinde ayağınızın basacağı bir yer biliyor.
Onun için çok da merak etmeyin bence ya. Yani çok merak etmeyin o hiçliği. Güzel bir deneyim değil. Onu söyleyeyim size. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yapılan her beden dışı deneyim astral seyahat midir? Genel kelime olarak evet ama bir kısmı astralin farklı çeşitleridir. Daha doğrusu bir kısmı mental olabiliyor. Bir kısmı ruhsal deneyimler oluyor. Bir kısmı inisiyasyonlar olabiliyor. Ama insanlar bilincin uyandığı bütün deneyimleri astral kategoriye koymaya alışmışlar. İlk öyle tanımlanmış çünkü. İlk başta Paracelsus sanırım. Astra, yıldız kelimesinden öyle tanımlıyor. Ondan dolayı şimdi artık bunları sınıflara ayırabiliyoruz. Çünkü aralarında çok bariz farklar var. Yani bir astral deneyimle mental deneyimin ve ruhsal deneyimin baya baya bir farkları var aralarında. Anladım. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bir saniye. Tarot kartlarının kökeni nedir? Kartlarının kökeni. Tarot Mısır kökenli. Şimdi bu tarot kartları 22 tane kart. 22 tane İbrani alfabesi. Bunlar hepsi birbirine bağlı. Ve bize bu dünyada geçireceğimiz hem insan olarak hem evren olarak sadece insan değil. Çünkü biz evrenin bir kopyasıyız yani. Küçük ölçekteki bir kopyası. Bütün büyük aşamaları yazılı dille değil çünkü yasakmış. Tamamen görsel şekilde semboller ve arketipler şeklinde kodlandığı ve insanda birebir çalışabilen bir sistem, dahi yani bir sistem. Böyle bir şey yani tarot. Çok genel sorular olmaya başladı. Alandan da uzaklaşmayalım isterseniz. Evet, bir de bir soru gelmiş, onu da sorayım. Dior Fortuna'nın dediği gibi okült alanda para kazanmak yanlış mıdır yoksa kazanılabilir mi? Okült alanda para kazanmak yanlış değil. Ama geçimini oradan sağlamak yanlış. Yani tamamen oradan ben geçineceğim, başka hiçbir iş yapmayacağım. Sadece enerjiyle uğraşacağım, sadece yok şunu yapacağım, sadece bunu yapacağım derseniz tabii ki çok büyük bir yanlış. Çünkü ne oluyor? Sizi alana bağlıyor bir. İkincisi sizi özgürlüğünüzü kısıtlıyor. İki. Üçüncüsü belki hiç yapmamanız gereken işler almanıza neden oluyor. Ve dördüncüsü bunu yapan insanların akıbetini görüyoruz. Ülkemizde de ölenler var biliyorsunuz. Yani reklamcı olup da burada çok acayip manyak para var deyip de kendi işlerini kapatan ve bu alanda bilinmediği için, yol gösterici de olmadığı için piyasa yapan, PR yapan insanlar var. Ama baktığınızda bir yerde sistem iplerini çekiyor bunların. Onun için bence para kazanılabilir ama o sizin ek getiriniz olabilir. Sizin amacınız olmamalı. Yani bu alan para kazanayım diye gireceğiniz bir alan değil. Kesinlikle değil. Ama ne bileyim işte güzel resim yapıyorsunuz. Siz para için resim yapmaya başladınız mı mesela? Ben hiçbir ressam bilmiyorum ki. Ben manyak para kazanayım diye resim yapayım falan buradan köşeyi döneyim demez. Ama çok büyük bir sevgi, aşk katarsa o resimlerine bir gün bir resmi 1 milyon dolara satılır. Okültizm, ezoterizm de böyledir. Maji dünyası da böyledir. Siz para için yapmazsınız onu. Ama muhteşem bir şaheser yaparsınız. Yani türünüzün tek örneğisinizdir bir alanda, bir konuda. O zaman o 1 milyon doları verirler size. Çünkü adam gibi yaptınız o işi, adam gibi hak ettiniz. Siz istemezsiniz zaten. O gelir yani. Anladınız mı yaklaşımı? Evet. Yani baştan ben bunu yapayım da para kazanayım dediğinizde zaten muhtemelen yolunuz çok sürmeden kesilecek. Takipçimizden gelen bir soruyu daha soruyorum size. Astral seyahat için uyarıcı maddeler kullanmamızı önerir misiniz? Hayır. Onu konuşmuştuk çünkü başta. Sadece hayır, çok kesin hayır diyorum. Evet. Hiç yol değil, iş değil. Peki. Süremiz kısıtlı Eren Hanım. Teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için. Sorularımız bu kadardı. Çok fazla soru Oh. var ama zamanımız kısıtlı ne yazık ki. Başka bir Tamam. programda devam ederiz sorularınıza. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın herkese. İyi akşamlar diliyorum. Umarım birazcık ışık oldum.
sorularınız varsa da beklerim. Yarın YouTube'da saat 4'te Türkiye Astral Deneyimler, Beden Dışı Deneyimler Araştırmasının sonuçlarını yorumlayacağız. Buyurun gelin. Canlı yayın olacak yine. Mutlaka. Hoşçakalın. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Nasıl kapatacağız? Kapatamadık ikimiz de. Kapatıyoruz. Ben kapatamadım yine.